Ankara'da seçim nabzı devam ediyor. An ve an da biz gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Şu dakika itibariyle de çok değerli bir konumuz daha var. Sayın Başkan, Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel'le birlikteyiz. Başkanım, nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Başkanım, uzun bir aradan sonra iki adaylı bir seçime gidiyoruz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Nabız sanki biraz içeride yüksek. Divan Başkanlığı seçiminde de biz bunu basın mensupları olarak şahit olduk. Nasıl bir süreç, nasıl bir yol izlemesini istersiniz? Nabız dediğiniz gibi yüksek. Yüksek olması da biz kulüplerin hoşuna gidiyor. Çünkü bundan önce hep tek adaylı seçim görüyorduk. Tek adaylı seçim olunca da vaatler çok kısıtlı kalıyor. Şimdi iki adaylı bir seçime gidiyoruz. Rekabetin olduğu yerde kalite olur. Rekabetin olduğu yerde yeni projeler olur. Kulüplere yeni vaatler olur. Bu anlamda çok çok anlamlı. Demokratik anlamda da çok çok anlamlı. Delegelere baktığımız takdirde çok ciddi bir katılım var. Çok demokratik bir seçim atmosferi yaşayacağımıza eminim ben. Başkanım, bıraktığınız yerden almak istiyorum açıkçası. Bir önceki yayınımızda Sayın Başkanımız Hasan Arat vardı. O da şu ifadelerini kullandı. Beşiktaş her zaman demokrasiden yana ifadelerini kullandı. Siz bu bağlamda neler söylemek istersiniz? Biz kim seçilirse seçsin. İki başkan adayına da imza vermedik. Tamamıyla ortadayız. Ama kim seçilirse seçilsin, bizim başkanımızdır. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olacaktır. Ama isteğimiz tamamıyla şeffaf, adil, hakkaniyetli bir yönetim anlayışı benimsemesi. Sadece başkanın değil, tüm alt kurullarıyla beraber tüm federasyonun bu şekilde bir tavır, tutum sergilemesi. Geçtiğimiz sezon çok ciddi krizlerden geçti Türk futbolu. Bunun sebebi de bu şeffaflığın kimine var, kimine yok olması, adilin, adaletin çok fazla tesis edilememesinden kaynaklandığını ben düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon sadece bir kulübe imtiyaz tanınaraktan bir sezon geçirdik. Önümüzdeki sezonun böyle olmamasını ümit ediyorum. Tüm kulüplere eşit mesafede, şeffaf bir şekilde, adil bir şekilde yaklaşılmasını ümit ediyoruz. Olmadığı takdirde Beşiktaş olarak çok ciddi şekilde masaya yumruğumuzu vururuz. Çünkü sürekli artık şeyi söylemekten yorulduk. Bıçak kemiğe dayandı, bıçak kemiğe dayandı. Artık bu söylemler bir şey ifade etmiyor. Artık icraat zamanı. Başkanım, cümlelerinizden şunu cımbızladım. Biraz çekimser olacağını söylüyorsunuz açıkçası Beşiktaş Jimnastik Kulübü adına iki adaydan bir ortada olduğunuzu ifade ettiniz. Müsaadenizle şunu da sormak istiyorum başkanım. Rafa Silva ve Immobile çok büyük transferler. Evet. Siz artık daha öncesinde şu ifadeler kullanıyordunuz. Polis adayı. Polis de hakeza. Evet. Direktörü de hakeza. Şunları söylemek istiyorum sayın başkanım. Gizli kahraman Hüseyin Yücel artık gizli kahraman değil. Alelen Beşiktaş taraftarı nezdinde Hasan Arat'tan sonra, sayın başkan Hasan Arat'tan sonra kahraman haline geldiniz ve şu açıklamalarınız vardı. Bunlar kötü günleriniz, daha iyi günümüz olacak. Evet. Yine aynı şeyi söylüyorum. Tabii şu an şöyle bir sıkıntımız var. Ciddi sıkıntımız var. 19 tane yabancı oyuncumuz var. Bunu 12'ye düşürmemiz gerekiyor. 7 oyuncuyla yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Ama maalesef bizden önceki yönetim 2 yıllık, 3 yıllık anlaşmalar yapmış bu arkadaşlarla. Bu oyuncular da bu kontratları hiçbir şekilde Avrupa'da bulamadıklarından dolayı ayrılmak istemiyorlar. Takımdan gitmek istemiyorlar. Önce bu problemi çözmemiz lazım. Ama diğer söylemime gelirsek, bunlar hakikaten daha normal günlerimiz diyeyim. Biraz daha revize edeyim cümlemi. Bunlar daha normal günlerimiz. Çok daha güzel günler göreceğiz. Beşiktaş taraftarı önümüzdeki sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayan bir takımla karşı karşıya kalacak. Bir takım iskeletiyle karşı karşıya kalacak. Kimse merak etmesin. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun seçimler. Hak eden kazansın. Türk futbol adına bizler de hayırlı olsun temennilerini bulalım başkanım. Beşiktaş'a da 2024-2025 sezonunda başarılar dileyelim. Biz sözü tekrardan Ankara'dan İstanbul'a bırakalım Koray.